de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size oda vlogu yapacağım. Bugün size odamı göstereceğim. Uzatmadan başlayalım. Şöyle odama giriyorum. Burada gördüğünüz gibi Game Zone yazıyor. Go stickerları falan var. Işığı da açalım. Öncelikle arkadaşlar bu taraftan başlayacağım. Burada sitedeki turnuvadan kazanmış olduğum birincilik kupası var. Burada arkadaşlar figürlerim var. Yoda'sından tut Joker'ine kadar, Joker'inden tut Freddy Krueger'ine kadar. Böyle figürlerim var. Burada da bir adet böyle robotum var konuşan. Böyle kitaplar vesaire var. Burada Aynır DJ seti var. Burada arkadaşlar geldiğimizde bir adet PlayStation ışığı var. Böyle farklı modları var. Ben en çok bu halini seviyorum. Burada arkadaşlar CD çalar var. Burada arkadaşlar yeni almış olduğum bir drift arabası var. Bayağı iyi drift atıyor bu arada. Şurada bir dünyam var böyle. Şurada bir adet neon ışık var. Burada arkadaşlar PlayStation oyunlarım. Maalesef PlayStation buradaydı ama salona götürdük. Çünkü ben VR oynuyorum. Burada da VR'a yetecek alan yok. O yüzden salonda şu an PlayStation. Oyunları da burada, yani buradan sonra götürerek oynuyorum. Burada 2 adet minyon var. Böyle. Burada arkadaşlar Xiaomi'den aldığım çok tatlı güzel bir drone var. Güzel böyle takla atan. Bu da yedek bataryası onun. Burada arkadaşlar Lego Venom var. Böyle dili falan oynuyor. Güzel bir Lego. Burada arkadaşlar Samsung bir televizyon var. Bu da onun kumandası. Burada arkadaşlar babamın bana aldığı çok güzel bir tekne var. Pro Boat River Jet. Bayağı hızlı gidiyor. Biz sürdük tabii. Bu arada arkadaşlar şurada çok güzel bir ışık var. Böyle neon. Kaktüs. Onu da gösterelim. Burada arkadaşlar kendi üretmiş olduğum Lego karakterleri var. Yani hazır almadım. Kendim ürettim onları. Şurada 2 adet uzaktan kumandalı araba var arkadaşlar. Biri Ferrari, biri de Bugatti böyle. İşlerini bile aynı yapmışlar. Gördüğünüz gibi çok iyi. Altta da bir adet 4x4 vaporizer var. Karda, işte yağmurda, suda, her yerde gidiyor. Suda bile gidiyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir PlayStation oynarken veya televizyon izlerken kullanmış olduğum bir koltuk var. Markası GeForce. Şurada arkadaşlar bir adet TikTok ışığı var. Birkaç tane renkli yanabiliyor. Böyle RGB modları var. Bu arada arkadaşlar benim böyle bir Hot Wheels araba koleksiyonum var. Böyle açılıp kapanabiliyor burası. Şuraya kadar açılıyor. Şurada onun kumandası var. Işıklı modları var bir sürü. Burada benim Hot Wheels kamyonum var yukarıda. Bu böyle işte içine araba taşıyabiliyorsunuz. Burada bir adet Fortnite otobüsü var. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar gelelim bilgisayarıma. Bu arkadaşlar bilgisayarımın kasası. Ama ondan önce şunu göstereyim. Bu JBL bir kolon. Burada da Nikola Tesla'nın bir ürünü var böyle. Burada arkadaşlar bilgisayarımın kasasını anlatmaya başlayayım size. Burada 3, şu yukarıda 3 ve ekran kartında 3 olmak üzere 9 tane fanı var. Şurada 16x2 2 tane RAM bulunuyor. 32 GB RAM'i var. 1 adet ekran kartı var. Zaten 1 adet olabiliyor tek. O da arkadaşlar RTX 3080 Ti. Şu an piyasanın en iyi ekran kartlarından biri zaten. Şuraya gelmiş olduğumuz arkadaşlar AMD Ryzen 9. nesil 5950X bir işlemci var. Arkadaşlar bilgisayar o kadar çok ısınıyor ki bir sürü fanım olmasına rağmen ek olarak bir de sıvı soğutma var. Ona rağmen ama ısınıyor. Ama yani kasma falan hiçbir şey kesinlikle olmuyor. Buraya geldiğimizde arkadaşlar ben Forza Horizon oynuyorum. Orada arkadaşlar bir araba oyunu. Çok eğlenceli. Yakında bir direksiyon seti almayı düşünüyorum doğum günümde. Ama onun şu an bununla idare ediyorum. Çok güzel bir kumanda. Wireless. Böyle. Yani her şeyi yaptığınız anda direkt ekrana yansıtıyor. Çok iyi bir kumanda. Bana göre yani. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Atıyorum böyle el yapabiliyorsunuz. Yaptığınız şeyin izi çıkıyor. Burada arkadaşlar oyun oynarken çok terlediğim için Teknosa'dan aldım. Q-Mac bir havalandırma var. Şurada arkadaşlar 3 adet kameram var. Biri GoPro Hero 8 Black, biri Insta360, biri de Sony 4K. Burada arkadaşlar kulaklığım SteelSeries Arctis Pro Wireless. Gördüğünüz gibi kablosuz çalışıyor. Burada kulaklığı mikrofonunu kapama, sesini açma. Burada kendi sesini duymayı açma. Burada da normal kulaklığı açma ve şarj etme yerleri bulunuyor. Burada arkadaşlar bir kulaklık tutacağım var. Rampage. Böyle ışıklarını değiştirebiliyorsunuz buradan. Ve arkadaşlar buradan mouse şarj edebiliyorsunuz. Mouse falan da takabiliyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra 2 tane böyle gördüğünüz gibi RGB mouse pad'im var. Büyük bir mouse pad kullanıyorum. Halı gibi. Çünkü arkadaşlar oyun oynarken mouse için bayağı yere ihtiyacım oluyor benim. Çünkü mouse yani düşük sensitivitede kullandığım için fazla yere ihtiyaç duyuyorum. Bu arkadaşlar mikrofonum.
HyperX Quadcast'ı sanırım. Bir stüdyo mikrofonu. Buradan ses verip vermemeyi açabiliyorsunuz. Ben açıkta kullanıyorum zaten. O zaman ses gidiyor. Bir kere daha bastığınızda kapanıyor ses. Buradan sesi ne kadar vereceğinizi ayarlıyorsunuz. Bunun böyle arkadaşlar 4 modu var. En soldaki bu taraflardan alıyor. İkincisi sadece buradan alıyor. Ben onu kullanıyorum. Üçüncüsü hem buradan hem buradan bir de hem buradan alıyor. Dördüncüsü de her yerinden alıyor. Çaprazından, sağından, solundan her taraftan alıyor. Ben tekli modunu kullanıyorum. Şurada arkadaşlar bir adet Glorious mouse bancı var. Mouse'un kablosunu tutuyor ve mouse kablosuzmuş gibi bir his veriyor size. Bu arada mouse'um da arkadaşlar X-Fi bir mouse. Çok hafif. 59 gram ve ışığını ayarlıyorsunuz. Işık modları var. Şurada sekme hızı var. Ben hep bunu 1000 ms'de kullanıyorum. Ve buradan da DPI'ını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şurada iki tane dünyanın en iyi kolonu var. Bose. Çok iyi ses veriyor. Buradan ses verip vermeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Sesin düzeyini ayarlamayı. Burası da böyle. Şurada arkadaşlar bir Xbox kumandası var ama aslında bu Xbox kumandası değil. Bir AirPods kutusu. Burada da AirPods'larım var. Şarj olabiliyor. Şurada arkadaşlar iki tane klavyem var. Biri Apex 7 SteelSeries. Böyle bir klavye tam. Yani şurada ekranı var. Buradan ben kendi adımı yazdım. Bir sürü ayarı var. Bu da diğer klavyem. Oyun oynarken bunu kullanıyorum. Yani küçük bir klavye. Blue Switch. Bu da Red Switch bu arada arkadaşlar. İkisini de çok seviyorum. Bu küçük olduğu için daha çok hoşuma gidiyor. Sesi falan. O yüzden ben bunu kullanıyorum şu an. Bu da arkadaşlar onun switch'ini çıkartmaya yarıyor. Tuşun altındaki mekanikleri çıkarmaya. Burada arkadaşlar telefonumu şarj eden bir şarj aleti var. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir Stream Deck var. Ben yayın yaptığım için Twitch'te bayağı lazım oluyor. Burada arkadaşlar bir adet in-out kart var gördüğünüz gibi. Burada da benim telefonum var. Bu da telefon tutacağı. Arkadaşlar monitörüme geldiğimizde monitörüm Samsung Odyssey G7 27 inç 240Hz bir monitör. Yukarı aşağı böyle her yere kalkabiliyor ve böyle yanda dönebiliyor. Kavisli bir monitör. Bu da görüş açınızı daha iyi sağlıyor bana göre. Ve ben daha rahat ediyorum yani bu yamuk olan ekranlarda. Arkadaşlar webcam'ine geldiğimizde ise webcam'in markası Logitech Brio 4K. Çok iyi bir webcam. Şöyle açıp kapatabiliyorsunuz burasını. İstiyorsanız hiç görüntü vermiyorsunuz. Şurada bir adet flaşı var ve içinde işte uygulaması var. Uygulamasından bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Çok fonksiyonel. Arkadaşlar bu koltuğum aşağı indiriyorum. Bakın bu koldukları böyle ileri geri her yere oynuyor. Şurada bir kafa yastığı var. Burada da bir bel yastığı var. Tekrar yukarıya alayım. Arkadaşlar oyun oynarken çok terlediğim için burada bir havalandırma var. Dyson marka. Hem havalandırıyor hem nem alıyor hem de kötü tozları çekiyor içine. İçinde bir hava filtresi var. O yani tozları çekiyor. Arkadaşlar odam böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz video like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.